Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden ipimden ve tığımdan bahsedeyim size. Alize Diva, yani şöyle ince bir ip kullanacağız. Tığ numaramda 1.70 milim ya da elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben şimdi zincir çekmekle başlıyorum. Modeli anlatabilmek için bir miktar zincir çekeceğim. Siz ne yapacaksanız tabii ki ona göre zincirinizi çekmeniz gerekecek. Ben küçük bir anlatım yapacağım. Ona göre de zincir çekeceğim. İki model üzerinden anlatım yapacağım. Şöyle bir miktar zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektim. Model anlatabilmek için bana bu kadar zincir yeterli. Şimdi tığımın başına alıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 6. zincirimin içine batıyorum. Trabzan yaptım. Kapatmadım. Bu şekilde bakın. Tekrar tığımın başına alıyorum. Yine aynı yere. Şöyle bir çektim ve kapatmadım. Tekrar tığımın başına aldım. Aynı yere. Trabzan yaptım. Kapatmadım. Şimdi bakın üçünü birlikte, pardon, hepsini birlikte kapatıyorum. İki zincir çektim, tığımın başına aldım. Yine aynı yere batıyorum. Trabzan yaptım, kapatmadım. Tekrar ikinci trabzanımı yaptım, yine kapatmıyorum. Üçüncüyü yaptım ve bakın kapatmadım. Şimdi hepsini birlikte kapatıyoruz. Bu şekilde. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle 4. zincirimin içine batıyorum. Trabzan yapacağım. Devam ediyorum. Tekrar sayıyorum. 1, 2. Şöyle 1, 2, 3. Burası da 4 oluyor. Şöyle battım. İkili trabzan yaptım. 1. Hemen yanına geçiyorum. 2 3 oldu. 4 5 ve 6. 6 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim, tığımın başına aldım. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4. zincirimin içine battım. Trabzan yaptım, kapatmadım. Tekrar tığımın başına aldım. Aynı yere bir kere daha battım. Çektim, kapatmadım. Tekrar 3. trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde bıraktım ve kapatmadım. Şimdi hepsini birlikte kapattım. 2 zincir çektim. Tığımın başına alıyorum. Aynı yere tekrar trabzan yaptım, kapatmadım. 1 trabzan yaptım, kapatmadım. 2 tekrar trabzan yaptım, kapatmadım. Şimdi hepsini birlikte kapatıyoruz. Bu şekilde. 1 2 zincir çektim tekrardan. Tığımın başına alıyorum. 1 2 3 4. zincirimin içine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Hemen yanına tekrar ikinciyi yaptım. Üçüncü trabzanım şöyle 4 oldu. 5 ve 6. 1 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına aldım. Tekrar 1 2 3 yine 4.'ye batıyoruz. Trabzanımı yaptım, kapatmıyorum. Aynı yere battım, trabzan yaptım, kapatmadım. Bu işlemi tekrar, bakın, 3 kez tekrar ettim ve hepsini birlikte kapattım. 2 zincir çektim.
Tığımın başına aldım. Yine aynı yere aynı işlem 3 kere. Hepsini birlikte kapatıyorum. Şimdi dediğim gibi iki model üzerinden anlatım yapacağım. Birini buraya kuracağım, birini de buraya. Kenarda bu şekilde başladığımız için bu kenarı da bu şekilde bitirmemiz gerekiyor. Şimdi bir zincir çektim, buraya tığımın başına alıyorum. Şöyle 1 2 3. zincirime batıyorum. Kenarı bu şekilde trabzanla bitiriyoruz. Bakın bu şekilde modelimizin dip kısmını başlamış olduk. Devam ediyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim, modelimi çevirdim. Tığımın başına alıyorum. Bakın şuradaki iki zincirimin içine battım. Çektim, kapatmadım. Tığımın başına alıyorum. Aynı yere battım. Çektim, kapatmadım. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımın başına alıyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum ve kapatmıyorum. 2 oldu. 3. Hepsini birlikte kapattık. 1 2 zincir çektim. Tığımın başına alıyorum. Sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sırada alt sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Bu şekilde zeminimizi hazırlamış olacağız. Şöyle 4 5 ve 6. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Bakın yine buraya batıyorum ve aynı işlem. Hepsini birlikte kapattım. 2 zincir çektim. Tığımın başına aldım. Yine aynı yere 1 2 3 tane trabzanımı yaptım ve tekrar kapattım bu şekilde. 2 zincir. Evet, bu sıramız dediğim gibi bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi sıra sonuna kadar geçip geliyorum. Evet, şöyle sıra sonuna kadar geldim. Şimdi kenarın düzgün olması için buraya şöyle bir tane zincir çekerek burayı kapatıyorum. Tığımın başına aldım. Buradaki zincirimin şöyle tepesine batıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Şu kenar kısmının bu şekilde düzgün gidebilmesi için yaptık bu işlemi. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Bakın şu trabzanın arasına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen bu trabzanlarımı topladığım yerin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Buradaki zincirimin içine iki sık iğne yapıyorum. Burada yine trabzanlarımı topladığım yere bir sık iğne yapıyorum. Buradaki zincirimin içine geçiyorum. İki tane sık iğne yaptım. Bakın şu şekilde. Şimdi şu trabzanımın ilk trabzanımın tepesine geçtim sık iğne yardımıyla. Burada tığımın başına 3 kez doluyorum. Bakın şu şekilde doladım. En sondaki trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle 1 2 3 seferde çektim. Şimdi buraya şöyle kilitlemek için buraya bir tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde. Daha sonra zincirimin içine batıyorum. 1 Bakın şu 1, şu 2 oldu. Burayı saymıyoruz. Burası 2 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle çekelim biraz. 10 oldu. Bakın şu şekilde 10 tane ilmek çıkardım. 11.yi yine buraya batıyorum. Bakın şöyle zaten görünüyor. 11. de yine trabzan yaptığım yere battım ve çıkardım. Şimdi tunus işi yapar gibi kapatıyoruz. Bakın şu şekilde tunus işi yapar gibi ilmeklerimi kapatıyorum. Sonuncuyu da kapattım. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bunu şöyle arkaya doğru yatıracağım. Bakın önce buradaki trabzanımın tepesinden geçtim tığımı
Bir de buradan geçiriyorum. Modeli de öne doğru yatırıyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptık. Şimdi modele dokunmadan bakın şu trabzanların tepesini sık iğne yapacağım. Aradaki trabzanlarımın tepesine sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın yine modelin olmuş olduğu yere geldik. Buraya modeli sabitlememiz için bakın şöyle göstereyim size. Yine buradan tığımı geçirdim. Bir de modelin kenar kısmından geçirdim. Şu şekilde. Yine buraya bir tane sık iğne yaptık. Hemen yanındaki zincirin içine geçiyorum. Zincirin içine de iki tane sık iğne yaptım. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Çeviriyorum ve tekrar devam ediyorum. Burada trabzanlarımı topladığım yerin tepesine bir sık iğne. Buradaki zincirimin içine iki tane sık iğne yaptım. Hemen diğer trabzanlarımın tepesine de bir tane sık iğne yaptım. Aradaki zincirin içine iki tane sık iğne yaptım. Buradaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Sık iğne yardımıyla tığımın başına bakın 3 kez tekrardan doladım. En sondaki trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 seferde çektim. Trabzan yaptım. Şuraya bir tane zincir çekiyoruz. Burayı kilitliyoruz. Şimdi bunu saymıyorum. Bir tane var burada. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10. 11.yi yine trabzanı yapmış olduğum yere batıyorum. 11 tane ilmek çıkardık. Şimdi 2-2 kapatıyorum tekrar. Tunus işi yapar gibi. Evet bakın sonuncuyu da kapattım. Yine şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bakın tığımı buradaki trabzanımdan bir de şöyle modelimin kenar kısmından şuradan geçirdim tığımı. Buraya bir tane sık iğne yaptık. Şimdi modelime dokunmadan şu arka taraftan trabzanlarımın tepesine sık iğne yapıyorum. Bakın yine buradan geçirdim tığımı modelimin kenar kısmından burayı modelimi buraya sabitliyorum. Bir tane sık iğne yaptım yine. Şimdi buradaki zincirin içine geçtim. 1, 2 tane sık iğne yaptık zincirimizin içine. Trabzanlarımın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Zincirin içine 2 sık iğne yapıyoruz. Yine buradaki trabzanların tepesini toplamış olduğum yere yani bir tane sık iğne yaptım. Bakın son olarak şu kenardaki zincirin içine de bir tane sık iğne yaptım. Bu sırayı tamamladık. Modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Tığımın başına alıyorum. Bakın şu araya batacağız yine. Buradan battım. Trabzan çıkardım. Kapatmıyorum. Trabzan çıkardım, kapatmıyorum. Bu da üçüncü oldu. Hepsini birlikte topladım. Araya iki zincir çektim, tığımın başına aldım. Aynı yere bir, iki, üç. Hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde. İki zincir çektim, tığımın başına alıyorum. Bakın yine aynı şurada yaptığımız işlemi yapacağız ki bir sonraki modeli kurabilmek için hazırlığımız olsun. Şimdi tekrar trabzanımın tepesine batıyorum. Aynı şekilde trabzan yapıyorum. 3 4 şöyle 5 şöyle de 6. Evet. Yine trabzanlarımı oluşturmuş oldum. 2 zincir çektim. Tığımın başına alıyorum. Bakın yine şuraya batacağım. Buralara atlıyoruz. Buradaki 2 zincirin içine geçtim ve şöyle trabzan yapıyorum yine. Bir sonraki sıranın zeminini hazırlıyoruz bu şekilde. Kapattım.
İki zincir çektim, tığımın başına aldım. Tekrar 1 2 3 hepsini birlikte kapattım. 2 zincir. Tığımın başına aldım. Bakın yine şuradan batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum. Yanlış yere batmışım. Şuraya batacaktım arkadaşlar. Tekrar. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altıncıyı yine şöyle modeli sabitlediğim yerden çıkarıyorum. Altıncı trabzanım. Bakın bu şekilde yine aynı işlemi yapmış olduk. 2 zincir tığımın başına aldım. Bakın şu araya yine buraları geçiyoruz. Buradaki 2 zincirin içine geçtik. 1 2 şöyle tekrar yapayım. Üçünü birlikte kapattım. 2 zincir tığımın başına tekrar aldım aynı yere. 1 2 3 hepsini birlikte kapattım. Buraya bir zincir çekiyorum, sabitliyorum. Tığımın başına alıyorum. Bakın şu kenardaki sık iğnemin tepesine batarak şöyle iki ipi alayım ki sağlam olsun. Evet, şöyle bir trabzan yaptık kenar kısmına. Kenarın düzgün ilerleyebilmesi için. Şimdi 1 zincir çekecektik. Modeli çeviriyoruz. Bakın şimdi bu trabzanın arasına bir sık iğne yaptım. Buradaki trabzanlarımın tepesine de bir sık iğne yaptım. 2 zincirimin içine 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar bu trabzan tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki zincirin içine 2 sık iğne yaptım. İlk trabzanımın tepesine sık iğne yardımıyla geçtim. Tekrar 3 kere doluyorum. Bakın en sondaki trabzanımın tepesine geçtim. 1 2 3 seferde çektim. Daha sonra buraya bir zincir çekiyoruz. Burayı kilitliyoruz. Şimdi bunu saymıyorum. Bununla birlikte bir şöyle ilmek çıkarmaya başlıyorum. 2 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 11.yi bakın yine buradan çıkarıyoruz. 11. ilmeğimiz. Şimdi yine tunus işi yapar gibi kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyoruz. Yine şöyle sonuncuyu da kapattım. Bakın yine modelimizi kurduk. Şimdi bakın buradaki trabzanımın tepesinden geçiyorum. Modelimin kenar kısmından geçiyorum şöyle. Modeli buraya sabitliyorum. Daha sonra modele dokunmuyoruz burada. Burada arka taraftan trabzanlarımın tepesine sık iğne yapıyorum. Modelin diğer köşesine doğru geçiyorum. Şimdi bakın yine diğer köşedeyiz. Buradan trabzandan geçtim. Modelin kenar kısmından şu şekilde tığımı geçirdim. Buradan da bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra buradaki zincirin içine geçip 2 sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Bakın model iyice ortaya çıktı. Şimdi modeli kurarken dip kısımda aynı işlemi 2 sıra yaptık. Diğer katlarda bir sıra yapıyoruz. Ondan sonra modeli koyuyoruz. Burası dip kısım olduğu için bu şekilde yaptık. Ben şimdi size kamera arkasında modeli büyük bir parçada denemiştim. Onu göstereyim. Evet, bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça modelimiz. Bu şekilde çok şık bir model. Bence bu renklerle de çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Arka kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ön kısım da bu şekilde.
Evet, şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Bolero yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Ama bebek battaniyesi yapacaksanız bu ipi değil de bebeğini kullanmanız gerekiyor. Ben ince bir ip, yani Alize Diva'nın şöyle yazlık ipini kullandım. Battaniye yapacaksanız bebeğini kullanmanız gerekecek. Evet, çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model. Kırlent yapımında da kullanabilirsiniz. Çünkü çok şık duruyor. Bakın şu şekilde. Modelimiz bu şekildeydi. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.